Martin beni acil bir şekilde aradı ve bana yeni bir görev verdi. Oraya gidip bir çanta teslim almamı istiyor. Acele etmem lazım. Başka bir adama güvenemezmiş. Beni yolladı oraya. Bulunduğu yerde Morlar Çetesi ile ilgili bir anlaşmadan bahsediyor. Çok sıcak bir anlaşma olacağını söyledi. Dikkatli olmam gerek. O yüzden beni yolluyor. O adamların sağ solu belli olmuyor. Martin'in bahsettiği yer ileride. Çok dikkatli olmam lazım. Bu bir tuzak da olabilir. Hain bir pusu da. Martin'in geleceğini zannediyorlar. Ama ben tek başımayım. İşte orası. Hey dostum. Ben anlaşma için gelmiştim. Asiktir. Asiktir. Ateş ediyorlar. Martin haklıymış. Araba kaçıyor. Asiktir. Asiktir. Kaçıramam o arabayı. Benzin kokuyor burası. Herhalde depo patladı. Asiktir. Arabam gitti. Arabamı havaya uçurdu orospu çocukları. Uzaklaşmam lazım buradan. Kamyon kaçıyor. Bu arabayı. Bundan al. Bas 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 bas. Gelenler var. Acilen uzaklaşmam lazım buradan. Bas siktir. Kamyon ileride. Daha fazla uzaklaşmadan yakalamam lazım. Arkadan da birkaç tane daha orospu çocuğu geliyor. Siktir. Durdur arabayı amına kodumun evladı. Nereye kaçacağım? Kaçacak yerim yok. Geber amına koyayım. Gelenler var. Onları da temizleyeceğim. Güzel. Şimdi kamyona bin. Şimdi uzaklaşma zamanı. Siktir. Arabamı havaya uçurdular. Yeni bir arabaya ihtiyacım olacak. Neyse. Öncelikle şu kamyonu bir götüreyim sağ salim. Of. Arabayı havaya uçurdular. Peşimden gelenler var. Peşimden daha fazlası geliyor. Siktir geber orospu çocuğu. Hiç. Şimdi uzaklaşmam lazım ama bir türlü şu adamlardan kurtulamadım. Ah. Hızlan hızlan. Bu işler artık yorucu olmaya başladı. Of. Hala niye yapıyorum ki? İleriden içeri gireceğim. Martin'in yeri hemen ileride. Oo! Güzel. Hala peşimde biri daha var. Oraya gitmeden öldürürüm. Geber amına kodumun nezada. Sen sabahtan beri peşimde. Peşimden bir türlü ayrılmadı. Neyse. Onları atlattım. Of. Arabam mahvoldu. O arabayı daha kullanamam. Hem olay yerinde kaldı. Hem de hava uçtu. Yeni bir arabaya ihtiyacım olacak. Simeon'la görüşeceğim. Buralardan taksi geçer mi ki? Çağırsak gelir mi acaba? Bir deneyelim şansımızı. Buraya bir taksi yollar mısınız lütfen? Oh, burada kurtlar çakallar beni yemesin.
Oha, ne çabuk yendin. Hey dostum, eve. Saçını siktiğim tipe bak. Biraz hızlan, biraz hızlan. Radyoyu da kapat. Arabamın zaten amına koydular. Of. Alınacaksın. Bu adamın sesini de seviyorum. Kendisini de. Adamın farklı bir dünyası var. Tıpkı benim gibi. Neyse, eve geldim. Dostum ileriden sağda. Sağda dedim amına koyayım. Nereye gidiyorsun? Durdur la arabayı. Taksicisi bir ayrı hava, adamlar ayrı bir hava. Bu nasıl memleket lan? Of of. Başımda sanki bir dert yokmuş gibi bir üstün arabam havaya uçtu. Şimdi yeni bir araba alacağız. O kamyonu kovaladığım araba güzel. Hem hızlı hem de seri bir arabaydı. O arabadan alabilirim aslında. Simeon'la görüşeyim. Şöyle güzel bir de modifiye yapsın arabaya. O araba kullanışlı bir araba olabilir. Ne gündü be. Şu radyoyu hep açık unutuyorum. Televizyonla birlikte birleşiyor. Baş ağrıtıyor daha sonra. I'm here in association with Flowwater. Flowwater. Hey, let's take a minute. Ah, Simeon'u bir arayalım bakalım. Elinde güzel bir araba var mı? Merhaba dostum. Bana yeni bir arabaya ihtiyacım var. Arabanın bilgilerini sana mesaj olarak atacağım. Ama güzel bir şekilde bir modifiye yapmanı istiyorum. Uygun mudur sana? Evet, Simeon'la görüştüm. Yarın bana haber verecek. Simeon arabamı ayarlamış. Güzel bir de modifiye yaptım dedi. Şimdi kendi mekanına gideceğim ve arabaya bakacağım. Hoşuna gidecek bir renk boyattım dedi. Bakalım güzel miymiş, değil miymiş. Simeon bu zamana kadar bana tam tamına 3 tane araba verdi. Bir tanesi hediyeydi ama güzel arabalardı. Şimdi yeni arabam. Bakalım nasıl olacak. Yine bir taksi çağırmak lazım. Merhaba dostum. Bana bir taksi yollar mısınız? Bu taksiciler, bu taksi hemen iş. Ay, hemen geldi. Hemen geldi. Hey dostum, nereye gidiyorsun? Ama ben aşağı taraftan gidecektim. Alo. Hey adamım. Vay amına koyayım, beni uzak uzun yoldan götüreceksin ha. Pezevenk, para kilitleyecek ya. Neyse, el mecbur vereceğiz artık. Biraz hızlı gider misin taksici bey? Sikeceğim şimdi dünyanız. Bu içtiğim sigaranın mı kafası güzel yoksa benim mi kafam güzel olmaya ihtiyacı var? Ah. İleride sağda birader. $130 aldı. Vay amına. Taksici olmak varmış bu devirde. Biz sabaha kadar kurşun atıyoruz, o kadar karlı işimiz yok. Neyse. Şimdi Simeon'un mekanındayız. Vay. Araba güzel. Bu Simeon işini biliyor. Güzel araba yaptırmış. Üstü açılıyor sanırım. Ulan çocukluğumun hayaliydi be. Bir bakalım içi nasıl. Hohoho. Güzel.
Bu araba hoşuma gitti. Teşekkürler Simeon. Amca birkaç yıl Allah aşkına birkaç yıl ya. Simeon bana bir hediye de bırakmış arabanın içine. Bir bisikletten bahsetti. Onunla birlikte sahile inip güzel şeyler yapabilirmişim. Allah'ım bu Simeon nasıl bir adam. Bana bisiklet hediye ediyor. Aslında iyi olabilir. Bütün bu karışıklık, bütün bu kargaşa, bütün bu silah mermi ve daha birçok şey kafamdan artık atmam lazım. Niye bu kadar zorluyorum ki? Şu anda param var. Neden savaşıyorum? Neden hala hayatımı riske atıyorum? İşin eğlencesinden mi? Kafamda çok soru var. Simeon'un önerisini yapacağım. Şimdi bisikletle sahile doğru bir iniş yapayım. Şöyle akşama doğru inerim artık. Trevor mesaj yapmış. Daha ona dönüş yapamam. Öncelikle kendi sorularımı cevaplamam lazım. Üstümü değiştireyim. Şöyle üzerime rahat bir şeyler alayım. Bu takım elbisenin içerisinde sıkıldım artık. Oh, hadi bakalım. Birazcık rahat bir nefes alalım artık. Güneşi gördüm adasındayken üstüme giydiğim hep sarı bir şortum vardı. Onu giyeceğim tekrardan. Uzun süredir giymiyorum. Şöyle bir de gözlük takalım. Güzel olduk bak. Oh, alttan yel değdi resmen. Şimdi biraz gidelim. Şimdi gideyim. Şöyle deniz havası. Akşamın rahatlığı ve serinliği. Biraz daha kafamı dinlemiş olurum. Adamım benim. Hediye ettiği bisiklet bayağı güzel. Hadi başlıyoruz. Ya şu bisikletleri radyoda koysalardı keşke. Tüm yolu pedal sesiyle geldim. Gerçi güzel. Sessizlik ve rüzgarın sesi. Şimdi asfaltla da birleşince mükemmel oluyor. Biraz ter atmam lazım. Kafamı dinlemem lazım artık. Hızlanalım. Su buradan çok güzel gözüküyor. Suya girmek istiyorum. Suyun soğukluğunu hissetmek istiyorum. Başımın ağrısını şu suyun soğuk ve tuzluluk oranı geçirsin istiyorum. Oh. Su çok temiz. Biraz derinlere doğru gidelim. Su bayağı soğukmuş. Dalmam lazım. Hayat, yaşam, yıldızlar, güneş, ay, para, yaşamak, öldürmek, insan öldürmek. Para kazanmak. Benim hayatımın tüm hepsi işte bu kadar.
Yardım et bana Yaradan. Peki neden hala bu işlerdeyim? Neden hala insanları öldürüyorum? Neden hala para kazanma hırsım bu kadar fazla? Neden? Neden Heisenberg'le kavgalıyım? Hepsi para için mi? Ya da güç? Ya da daha iyi bir yaşam mı? Bunların cevabını bulmak benim tüm ömrümü alabilir.